Aslında bu kamerayı alalı neredeyse bir sene oluyor ama bir türlü fırsat bulup inceleme videosunu çekememiştim. Bu zamana nasipmiş bunun inceleme videosunu çekmek. Kısaca şunu söyleyebilirim ki Sony X3000 diğer aksiyon kameraları arasında açık ara farkla önde. Kameranın kutusunu açtığımızda içinden toplamda 9 parça çıkıyor. Hemen tek tek anlatalım. Kameranın 60 metreye kadar su geçirmeyen kabı, kameranın kendisi, bir adet Sony'nin bu diğer Sony ürünlerinde de kullanabiliyorsunuz. Bir adet pili çıkıyor. Uzaktan kumandayı şarj etmeye yarayan bir soket, USB şarj kablosu, uzaktan kumandası, uzaktan kumandasını yanınızda taşımanıza olanak veren bir kordon, saat gibi kullanabiliyorsunuz. Yine kameranızı bağlamak için bir aparat ve yine uzaktan kumandayı başka yerlere bağlamaya yarayan bir aparat çıkıyor. Bir de şöyle Orhun yazıtları gibi kullanım kılavuzları çıkıyor. Kameramızın fiziki özelliklerine geçtiğimizde üzerinde toplamda 5 adet tuş ve bir ekran bulunuyor. Arka tarafında bir adet HDMI çıkışı, bir adet micro USB girişi ve en önemlisi harici mikrofon bağlamaya yarayan bir soket bulunuyor. Hemen alt tarafına geçtiğimizde de kart yuvasını görüyoruz ve yan tarafında da pil yuvası bulunuyor. Sony X3000'de gelişmiş hassasiyete sahip XMORe rCMOS sensör tercih ederken işlemci olarak da üstün ayrıntılar ve dokular için Bionz X işlemciyi tercih etmiş. Ayrıca net ultra geniş açılar için Zeiss Tessar kaliteli bir lense sahip. Ses konusunda bu kamera baya başarılı. Özellikle rüzgarlı havalar için kendinden Wind Noise Reduction özelliği var. Bana göre bu kamerayı en ön plana çıkaran ise BOS, yani Balanced Optical Steady Shot özelliği olması, ki bu şu demek oluyor. Ekranda da gördüğünüz gibi herhangi bir titreşimde bu kamera görüntüyü inanılmaz şekilde stabil tutabiliyor. Ayrıca bağlantı olarak kamerada Bluetooth ve Wi-Fi mevcut ve videolarınızda hız konum bilgilerine de sahip, dahili bir GPS alıcısına sahip. Kameranın çekim özelliklerine geçtiğimizde 4K'da 30 FPS yapıyor. Ayrıca bu kamera 1080 pikselde özellikle ağır çekimler için 120 FPS, 720 pikselde de 240 FPS'e kadar çekimler yapabiliyor. Kamerada 3 çeşit çekim açısı mevcut. Dar, orta ve geniş olmak üzere büyük bir alana kamera çekim açısı olarak hitap edebiliyorsunuz. Ayrıca bu kamerada üzerinde 3 kademeli zoom da bulunuyor. Kameranın menüsünün kullanımı son derece kolay arkadaşlar. Ayrıca uzaktan kumandayı bir kere bağladığınızda otomatik olarak her seferinde her açışta direkt kameranıza bağlanıyor. Yine aynı şekilde bunun da menüsünü kullanmak en az kamera kadar kolay. Üzerinde bir adet seçim tuşu var. Buradan istediğiniz özellikleri seçebiliyorsunuz. Kameranın fiyat bilgisine geçtiğimizde ise ben bu kamerayı satın aldığımda sanırım Nisan ayıydı, 1500 lira gibi bir fiyata aldım. Fakat şu anda bu kameranın fiyatı piyasada 1999-2000 lira civarında satılıyor.